Selamlar sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Bugün annemin o çok sevdiği, hani Yiğit'i de tanımak isterim dediği bu tosuncuk. İşte Tosuncuk mu? tosuncuk. İşte yanımda. Onu şimdi size tanıtacağım. Adana'dayım bu arada. Onlar da Adana'da ikamet ediyorlar şu anda. Ama bizim İstanbul'dan kalan çok güzel anılarımız var, tanışıklığımız var. Annem zaten çok seviyor Yiğit abiyi. İkinci Anlatayım mı evladım çocukluk diyor. anılarını? He? Anlatayım mı ergenlik anılarını? Sen nereden bileceksin neler geldik anlarım. Neyse. Kendini tanıtsın biraz. Kimdir, annemle nasıl tanışmıştır vesaire. Ve şu an burada çok güzel işler yapıyorlar. Onları da size göstereceğim. Başla bakayım, sen kimsin? Baştan mı başlayayım? Ha, kimsin sen ya? Sen Ha, nereden annemle çıktın nereden hayatımıza? tanıştığımı dedim ya, o çok uzun yani. Onun için. Tamam, sen başla şey Ha, yap. peki. Ne de İstanbul anılarından başla mesela. Nereden buldun bizi? Güzel. Yiğit Göksu ben. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. İletişim Fakültesinden. İstanbul'a ilk gittiğimde zaten bir ev arkadaşım vardı. Fakat çok böyle bir adapte olamamıştım. O zaman Facebook daha böyle yeni yeni böyle grupların oluştuğu, meşhur olduğu bir platformdu. Ve orada ev arkadaşı, oda arkadaşı gibi İstanbul bölgesinde gruplar vardı. Böyle ilan grupları vardı. Dilara ablam da öyle bir gruba işte ilan veriyor. Kendi işlettiği böyle yurt gibi bir oda pansiyon mantığı bir işletim sistemi var. Odayı doldurmak için işte öğrencilere ya da işte çalışan ama kalacak yeri olmayan kişilere ev veriyor. Ben de gittim işte görüşmeye. İlk gittiğimde hatta ablama dedim ki, ben dedim bu kadınla anlaşamam. Bu kadar sert, soğuk, böyle ne bileyim duvarları olan böyle, ama şeyi konuşuyor, sert konuşuyor. Burada yatacaksın, burada kalkacaksın. İşte şu günler çamaşır yıkanıyor, bugün şu saatlerde ortak yemek saati. Şunu kullanamazsın, bunu böyle yapamazsın. Dedim ki bu kadınla hayat çekilmez. Çok zor. Sonra ben kendime diyorum ki en fazla bir ay 2 ay kalırım. Hani ben katlanamam bu kadına, bu disipline, bu sertliğe falan diyorum. Sonra tabii tanıştıkça aslında ne kadar iyi bir insan olduğunu, işte hayatın bazen insanları farklı noktalara taşıyabileceğini, aslında onun o ilk başta bana kurduğu veya diğer öğrencilere kurduğu o duvarın önemli bir duvar olduğunu, kurmak zorunda olduğunu, daha önce yaşadıklarının, hani yaşadığı acı tecrübeler ya da deneyimlerin ona mecburen bu duvarı örmek zorunda bıraktığını öğrendim. Yani sohbet edildi, beraber vakit geçire geçire. Sonra tabii ki annem oldu. Yani çok fazla emeği var üzerinde. Bir ameliyat dönemi geçirdim onlarda kaldığım sürede. O zamanlar hiç sabah namazını, özellikle sabah namazlarını, yani ben çalıştığım için sabah uyanırken hep görüyordum. Sabah namazlarını hiç kaçırmazdı ve her sabah namaza kalktığında mutlaka o ameliyatlı halinde bana işte çorba yapardı, çorbayı içerirdi, ihtiyaçlarımı karşılardı. Aslında birçok ilki de yaşattı öğrencilik döneminde. İlk defa onunla diskoya gittim mesela, ya da ilk defa ve çok güzel 2 yıl, değil mi? 2 yıl. 2 yıl. Çok güzel 2 yıl Lan tüm lisemi geçirdik. mahvettin ya. Ne Ya işin var benim sana ya? tarih anlatırdım lan Ha ben bir şu de an. yanlış anlaşım. Aynen. Yanlış anlaşılmasın. Hani başka bir pansiyon değil. Biz aynı evde kalıyorduk. Aynı evde Ben, kalıyoruz annem. maalesef bununla. Annem öyle salonda. Asayiş, Berkemal, merkez. İşte biz de odalara dağılmışız. Benim de oda arkadaşım var. Böyle hani 8 kişi, 6 kişi. En az 6. Ama Dilara öyle bir sert ki, saat 11'den sonra eve giremezsiniz. Odalarda arkadaşlarınızla buluşamazsınız. Belirli saatler dışında televizyon izleyemezsiniz. Televizyonu da Dilara ablanın sevdiği dizi varsa izleyebiliyoruz. Yani onun sevdiği diziyi biz de seviyorsak, sevmiyorsak da izleye izleye alışıyoruz. Çok güzel poğaçalar ve akşam yemekleri hazırlardı. Yılbaşı günlerimiz çok keyifli geçerdi. Her sene bize çorap hediye ederdi. Herkes de çorap alırdı, bana farklı şeyler alırdı. Böyle biblo alırdı, kalemlik alırdı. Hani hep o ayrı olduğumu ya da ona yakın olduğumu hep böyle yakından hissettirirdi. Ama Dilara ablanın tabii ki bu güler yüzünün ve iyi niyetinin yanı sıra tersi de çok pistir. Onu da Bana gördüm. soran. Onu da gördüm ve
2 yıl dolu dolu geçen bu süreçten sonra kovuldum. Kovdu beni, evden neden kovuldu. Neden kovuldu? Şimdi ortak alanda sigara içmek yasak. Ortak alan dediğimiz salon ve Dilara'm da salonda yatıyor. O dönem Ağcılar'da böyle sahile yakın yeni bir ev aldı. O eve gittiği için büyük evde bize kaldı. Şimdi bize kaldı derken bana güveniyor, Kaan'a güveniyor. İşte bizim orada asayişi sağladığımızı düşünüyor. Ben de o koltukta uyumayı çok seviyorum. O koltukta rahmetli annesinin koltuğu böyle yadigar bir koltuk yani. Gözünden sakınır. Hep de orada yatar yani. Çarşafını serer yatar orada. Bir gün orada uyuyakaldım. Elimde de sigara. Fakat o sigarayı koltuğa benim hani yakmadığımı bir türlü ispatlayamadım, inandıramadım da. Sigara da ben içtiğim için salonda olay bana patladı. Önce koltuğun kılıfını bana değiştirtti. Sonra beni evden kovdu. Zaten ondan sonra hani o zaman üniversite yeni yeni bitirmiştim. Büyük de bir şirkette, bir brokerlık şirketinde, bir finans şirketinde şef olarak çalışıyordum. Takım lideri olarak çalışıyordum. Oradan da böyle bunalınca, hazır da evden kovulmuşken dedim ki ben memlekete döneyim. Adana'ya döneyim. Bravo, Adana'ya geldim. Sonra Adana'ya döndüm. Ben Adana'ya dönünce Dilara abla çok şaşırdı. Önce şey dedi, ben dedi sana hani git deyince hemen gideceğini düşünemedim. Hani bir alttan alırsın, işte abla hani kalayım mı, işte bak gidecek yerim yok falan. Çünkü muhtemelen gördüğü diğer profiller aynı şekilde yaklaşınca benden de aynı şeyi bekledi. Ama ben de haklı olduğum düşüncesiyle hiç üstelemeden tamam o zaman abla hakkını helal et deyip öyle bir ayrıldık. Sonra tabii biz ayrıldık ama 2-3 ay sonra sürekli yazıyor. İşte Ramazan dönemi, işte gel iftarı beraber açalım. İşte gel yemeği beraber yiyelim falan. Ben de abla ben Adana'ya döndüm deyince çok üzüldü. Sonra çok böyle kısa bir süre sonra böyle bir 2 yıl sonra da kemoterapi... Aynen, yani hastalığını öğrendin, evet. Öğrendik, hastalığını öğrendik ve bir sürece girdi. O sürece girdikten sonra biz daha da bağlandık. Ben Muğla'ya gittim, Dilara buraya Adana'yı misafir ettik, Adana'da ağırladık. Zaten yakındık fakat hastalık bizi daha da yaklaştırdı. Çok böyle hayata karşı ortak, benzer kardeş ilişkileri, akraba ilişkileri yaşayan iki kişiyiz. O beni anlıyor, ben onu anlıyorum. Bu süreçte Adana'ya geldik. Üniversiteyi de bitirdik. Ortam Yakup'la beraber bir reklam ajansı kurduk. Bir 6 yıl önce. Tutar mı tutmaz mı derken daha batmadık. 6 yıl oldu. Tuttu değil batmadık. Tuttu daha. Aynen. Batmadık. Tuttu, batmadık. 6 yıldır şehrin hemen hemen büyük reklam ajanslarından bir tanesiyiz. Birçok kuruma iletişim danışmanlığı, sosyal medya yönetimi web sitesi gibi reklam çalışmaları yapıyoruz ekibimizle beraber. Onun dışında da ikinci evimiz dediğimiz, şu anda da bu videoyu kayda aldığımız... Göstereceğim her yerine, karıştır. Birazdan gezeceğiz. Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi'nde, bu arada hemen ürün yerleştirme yapayım, bölgenin tek Fen ve Teknoloji Lisesi, butik. sen. Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi'nde de genel koordinatör olarak çalışıyorum. Çocukların daha iyi bir eğitim alması için, teknolojiye daha hakim olması için... Kaan gibi aslında günümüzün teknolojisi dediğimiz YouTube, işte Spotify, Instagram, yazılım gibi farklı farklı platformlarda gençlerin daha çok yer almasını sağlamak için böyle bir okulu daha kullanışlı hale getirmeye çalışıyoruz. Böyle de devam edeceğiz gibi. Yani hedeflerimiz çok, yapacak şeyimiz çok, enerjimiz de çok. Her ne kadar kanlı bizim saçlarımızda bu yaşımızda rağmen beyazlar çıksa da hayallerimiz çok. Saç anne ya. Kanlı da uzun bir aradan sonra ilk defa buluştuk. Evet. En son yılbaşını beraber geçirmiştik. 2-3 yıl önce. 2-3 yıl önce. Deli Mehmet'e gitmiştik. Annem o zaman hasta mıydı? Hastaydı. 3 yıl var. Çeneli tablo vardı. 3-4 yıl vardı. Aynen. Hatta bir sitenin içerisindeydi. Aynen. Ben Adana'ya ilk gelişim ya zaten. Evet. Gelişimlerde işte tanıdığım var burada, intihabim var. Her zaman. Bizim zaten benim ergenliğimi aynı evde geçirdiğim adamlardan bir tanesi. Tarihte hep kalırdım. Bu ondan böyle oldu. Tarihte hep kalırdım.
Tarihi anlatırdı bana. Çok güzel tarih anlatırdı. Küfürlü tarih anlatırdı. Niye öyle diyorsun? Hayır, gençken bana küfürlü burayı tarih... kes. Hayır, küfürlü anlayınca anlıyordum. Hani böyle direkt aklıma geliyordu. Ya işte yaş grubuna hitap edecek şekilde anlatmaya çalışıyordum yani. Küfürlü tarih demeyelim de. Şimdi yanlış anlaşıldı. Ya yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Anlat dandara kansalaşını diyor. Hayır, dandara kansalaşını. Sıralarda aklıma sıralanıyor böyle küfürleri. Ooo falan, evet bu şey buymuş. Neyse sevgili dostlar. Kısaca Yiğit abim evet. Budur. Annemin diğer oğludur. Anneme doğum günü sürprizleri hazırlardı. Ben daha yapmadım. O böyle yerlere mumlar ama döşerdi. Ama korka korka hazırlardık. Bizi yakalayacaklar. Kızacak mı? O hole mum sererdik. Bunları kim toplayacak der mi? İşte bir yeri yakacaksınız der mi? Çünkü ne zaman sinirleneceğini kestiremezsiniz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Dışarı çıktım köpeği gezdiriyoruz. O zamanlara yakın oldu. Dışarı çıktım köpeği gezdiriyorum. Böyle yüksek yüksek yerde papatyalar gördüm. Topladım papatyaları böyle. İçimden geldi. Özel bir günde değil. Götürdüm anneme. Anne dedim sana papatya koparım dedi biliyor musun? Ona köpekler işemişti lan çöpe. Yok yok. Köpeklerin işediği şeyleri mi getirdin? Yani ne zaman niye sinirleneceği belli olmaz. Siz hiç fark etmezsiniz. Böyle ufak bir bakışınızı yakalar. Böyle ufak bir tebessümünüzü yakalar, onu kafaya takar, patlar. Yani o an patlamasa da mutlaka onun acısını çıkarması lazım. Ama onun siniri bile güzel. Yani sinirlenince bile güzel. Yani iyi niyet var. İyi niyet olunca problem olmuyor. Bir de yani emek verdiği insanlardan haksızlıklar görünce bence verdiği tepki çok normal. Çünkü herkese hep şey, hep vermiş, emeğini vermiş, parasını vermiş. Belki gençliğini vermiş, hayatını vermiş ama hep fedakarca bir şeylerini vermiş, dağıtmış. Bu nedenle şu an bu kadar duvarın olması, sert olması, mesafeli olması bence gayet anlaşılır bir durum. Evet. Hadi okulu gezelim. Hadi okulu gezelim. Efendim. Çınarlı Fen ve Teknoloji Lisesi burası. Butik bir lise. Mimarisi çok güzel. Girişi çok güzel. Sadece içeride kaç öğrenci vardı? 22 mi? Evet şu an 22 öğrenci. 22 öğrenci var. Bunlar bir de bir sınıf değil. 11. sınıftan 2 kişi var. Seçip alıyoruz. 11. sınıftan 2 kişi var. 10. sınıftan 5 kişi var. Böyle böyle sınıflar halinde az öğrenci çok bilgi kafasında çalışan bir... Öğrenci bulamadığınız için değil ama. Evet, biz evet. Öğrenciyi seçip aldığımız için. Evet. Mucitlerin Bilgelik Mektebi diye bir oda var. Laboratuvar az önce video çektiğimiz yer. Benim 9 tane okul değiştirdiğim kariyerimde ondan sonracıma artık 16 yıllık eğitim kariyerimde ben böyle laboratuvarda çalışmadım. Yani fırınından mikrodalgasına kadar her şey var. Burada bir şeyler yapıp sabun falan üretiyorlarmış. Tamamen. Fizik, kimya, biyoloji derslerimizi normal mesela haftanın örnek veriyorum 2 saatlik kimya dersi varsa ki bizde 8-9 saat de 4 saat kitaptan teori olarak bilgiyi görüyorsa 2 saatte buraya geliyor laboratuvarda uygulayarak öğreniyor. Çok iyi. İşte tam akılda kalıcı. Burası laboratuvar sevgili dostlar. Patlatalım mı? Neyi patlatacağız? Laboratuvar. Yok yok gerek yok gerek yok. Atatürk'ümüz. Bak dikkat edersen bizim laboratuvarımız öyle diğer okulların laboratuvarı gibi süslü püslü temiz değil. Evet daha. Çünkü hemen kullanılıyor bizim laboratuvarımız. Anladım. Hemen öğrencimiz geliyor kullanıyor. Çok güzel. Gel. Çok güzel. Burası 12. sınıfların dersliği. Tavan nasıl? Oo. Türkiye'nin. Türkiye'nin haritası. Evet. Ya adam bundan kopya çeker. Ekranından biriniz oldu. Valla sınıf çok güzel. Burada sadece 2 kişinin ders yaptığını düşünün. Hoca tamamen o kişiyle ilgileniyor. Çok güzel. Derslik 4. Burası? 10. sınıflar. Kaç? 10. 10. sınıflar. Evet. Burası 10. sınıflar burada eğitim görüyor. Her şey teknolojik klimasına kadar. Tabii. Gel. Kısa sanatlar odaları. Manzarası aşağı görüyor. Burada böyle... Ebruli yaptılar. Yapalım mı? Ne? Ebruli mi? Evet. Var mısın? Ben bilmem ki. Gel gel. Nasıl yapıyoruz? Şimdi bak kardeş. Osman işe gir oğlum. Sen biliyor musun? Yoksa sallıyormuş ya. Ya bırak. He? Sallıyor musun? Bir renk daha koyalım. Mesela mavi olsun. Ya buna kağıdı batırıyorsun. Şimdi. İşte var mı? Üçüncü renk.
şekil veriyorsun ha kendince. Çiçek mi yapıyorsun? Evet. İyice fokuslandın ya. Batır batır işte kağıdı. Şimdi bak kardeş. Hı. Kağıdımı koydum. Evet. Tamam mı? Buna aslında uğraşsan güzel şeyler çıkar ha. Helal olsun. Adam. Bunlar herhalde öğrencilerin yaptıkları. Evet, bunlar bugün ortaokuldan misafir öğrencilerimiz geldi. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar. Denemek ister misin? Yok. Emin misin? Eminim. Peki. Hadi kantine geçelim. Hadi geçelim. Hobi alanına geçelim. Bizim okulun spor salonundan büyüktü falan demiş mi? Şu bir kere çektir YouTube'unda meşhur et. Selam, öğrencilerden biri. Merhaba, merhaba. Merhaba. Bu ortak kullanım alanı, onlar evet. Bizim 5 yerine çalışıyorlar. O bahsettiğimiz ortak kullanım alanı burası. Masa tenisi var. Bizimler var. Ondan sonra... Orada nere? Kütüphane. Kütüphane ders var. Olur mu? Tamam. Burayı boş verelim o zaman. Langırt bile var yani. Burası ne? Dolaplar mı? Öğrencilerin mi? Öğrencilerin dolapları bunlar. Kantin. Eleman alıyorsan geri. Eleman alıyorsan. YouTube'a ihtiyacımız yok. Eyvallah. Hop. Böyle sevgili dostlar, okul küçük ama bahçesine amacı büyük. Bahçesine şeyine bakmadım o dışına. Ha. Buradan manzarasına da bakabilirsin. Okulun boyutu küçük, butik ama amacı büyük bir yer. Ne siz 3 dil mi öğretiyordunuz? Çince, Almanca, İngilizce olmak üzere gerçekten ciddi bir şekilde dil öğretiyorlar burada. Ve öğrenci sayısı az olduğu için, direkt birebir odaklandığı için eğitimde bayağı etkili. Değil mi? 3 dil öğretiyordunuz. Evet. Bir sürü ders var. Burada hani şey değil, bildiğimiz okullardaki işte fen, fizik, matematikle sınırlı değil. Teknolojik bir şey varsa işte yok kodlama vesaire, bunları da öğreterek öğrencilere destek olup amaçlarını, hobilerini bulmaya çalışıyorlar. Böyle bir okulda okumak isterdim. Aa bak, buradan da okulun tabelası. İstek Özel Adana Çınarlı Fen Lisesi. Adanalı olanlar varsa, eğitim olarak çocuklarını düşünen varsa, hangi liseye vereceğini düşünen varsa kesinlikle burayı tercih etsin. Yiğit abi zaten asla üstü bırakmaz. Okulun idare birimlerinden biri zaten. O kadar sevgili dostlar, sizi seviyoruz. Biz kaçıyoruz, toplantısı var, yetişmeye çalışıyoruz. Ayak üstünde şöyle bir çektik. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.